Evet. İstanbul Beykoz ilçesindeyiz. Beykoz ilçesinin Orta Çeşme Mahallesi. İşçi emeklisi Ahmet Yücel'in evine gidiyoruz. Önce eve gidip oradaki eksikleri filan onları bir not edip sonra da atölyeye gidip mucize kadınlara bu işi anlatıp sonra da işlemlere başlayacağız. Evet, önce eve gidip evde ne var ne yok onları bir görelim bakalım. Buyurun. Buyurun. Merhabalar. Ben Mucize Kadınlar programından geliyorum. Eğitici Koç Selahattin Taştoyan. Evet. Ahmet Yüce Bey ile mi görüşüyorum? Evet efendim. Merhabalar Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Şans bu sefer de sizin kapınızı çaldı. Şans demeyelim de mahalledeki komşularınız bizi programa arayıp evinize şöyle baştan sona Mucize Kadınlar eşliğinde onarmak istiyoruz. Eğer izniniz olsa eve girip eksiklerimizi tespit edelim. Hay hay, buyurun. Evet. Buyurun, beraber girelim. Eğitmen koçumuz Selahattin Taşdöğen hemen eksikleri yazmaya başladı. Dile kolay. Sadece 3 günleri var. Koç bunun farkında. En küçük detay bile atlanmamalı. Büyük bir ciddiyetle notlar alınıyor. Duvarlar hiç iyi görünmüyor. Sıvaları dökülmeye başlamış. Koç, çok iş var çok der gibi bakıyor. Yapım ekibiyle birlikte Beykoz'da Ahmet Bey'in evine gittik. Ahmet Bey'in evindeki eksikleri tespit ettikten sonra bu listeyi ekibin buraya getireceği 3 mucize kadına teslim edeceğim. Ve bu 3 mucize kadın burada almış oldukları eğitim sonucunda Ahmet Bey'in evini 3 gün içerisinde teslim edip altına imza atacaklar. Göreceğiz. Eğitim başladı ama koçun yaptığı liste çok uzun. Aman mucize kadınlar görmesin. Bu arada matkap kullanma eğitimi oldukça neşeli geçiyor. Esra 40 yıllık matkapçı gibi. Aylin suntayı gömlek ütüler gibi hemen ütülüyor. Koç bu durumdan çok memnun. Nevin suntaları domates keser gibi kolayca kesiyor. Şimdi sıra boyada. Koç, bu işin duayını benim der gibi kovayı kimseye bırakmıyor. Ama nafile. Kızlar boya yapmayı çok sevdi. Başlangıçta söylemem gerekir ki sunta keserken epey zorlandım. Ama şimdi yollara koyulmaya ve mucizeler yaratmaya hazırım. Ben de arkadaşlarımla birlikte hazır olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Selahattin hocamızdan aldığımız eğitimler çok detaylı ve çok profesyoneldi.
Mucize Kadınlar ekibinin en tecrübeli üyesi olarak doğrusunu söylemek gerekirse bu atölyeye ilk geldiğimde bazı kaygılarım vardı. Fakat sevgili eğitmen koçumuz Sayın Selahattin Taşdöğen hocamı tanıdıktan ve bana yardım eden iki cici bayan arkadaşımı tanıdıktan sonra benim bütün fikirlerim değişti sevgili izleyiciler. O yüzden artık hayatta hem mucizelere inanıyorum hem de bu programla ilgili bütün mucizelere inanıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Haydi bakalım mucize kadınlar diyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Ahmet amcam. Hoş geldiniz. Vay vay vay. Evet sevgili ekip arkadaşlarım, Ahmet Bey'in evine geldik. Gerçi böyle bir manzarayla karşılaşacağımızı ummuyorduk. Evet. Duvarların ve tavanların özellikle ilk önce boyanması lazım. Kesinlikle. Perdeler özellikle. Eşyalar değişsin. O zaman ne yapalım kızlar? Siz içerideki odalara bakın. Hı. Ben de mutfağa bakayım. Bakalım neler yapmamız gerekiyormuş. Tamam, haydi. Hadi. Of. Burası da fena. Çok kötü. Bir de içerisi rutubet kokuyor yani. Artık akmış tavanlar falan. Aha. Acilen. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ha. Aman tanrım. Bu oda diğer odadan daha kötü. Tavanlar, akmış, duvarlar. Evet. O zaman biz ne yapalım? Bir şeylerin ucundan tutalım. Evet. Bir şeyleri toplayalım. Hatta buraya da çok güzel bir temizlik lazım. Evet. Değil mi? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Hemen. Hadi zaman kaybetmeyelim. Çöpleri boşaltalım önce. Tamam. Allah. Ben de bunları götüreyim içeriye. Hadi o zaman bu eskimiş rutubetli halıyı bir güzel atalım, kaldıralım. Of bayağı da ağır ama. Tamam. Haydi bakalım. Dur bekle. Allah'ım. Hadi o zaman iskemleleri de dışarı çıkartalım. Bir iskemlemiz daha kaldı. Bunu da aldık mı? Koç bize buranın durumunu anlatmıştı. Ama biz bu kadar fazla yapılacak iş olduğunu bilmiyorduk. İşimiz gerçekten çok zor. Yerler değişecek, camlar kötü, kırık var, tavan akmış durumda, çamaşır makinesi bu evde yok. Yani oturulmayacak bir halde ama biz mucize kadınlar olarak bu işin üstesinden geleceğiz ve bu evi mucize haline getireceğiz. Geldiğimizde gerçekten gözlerimize inanamadık. Çünkü gördüklerimiz oldukça fazlaydı. Duvarlar, perdeler, camlar, dolaplar. Ama biz mucize kadınlar olarak aldığımız eğitimler de sayesinde Ahmet amcamız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve ona huzurla, keyifle yaşayabileceği bir alan yaratacağız inşallah. Biz mucize kadınlar hazırız. Mucize kadınlar bu ne hız? Tabii ki tamiratlar öncesinde evin boşaltılması ve temizlenmesi gerekiyor. Thank you.
dinleyiciler, eve ilk girdiğimde adeta şok oldum. Çünkü inanılmaz bir görüntüyle karşılaştık. Maalesef ki yani yıllardır ne temizlik eli değmiş, ne boya, ne badana yapılmış. Gördünüz sizler de eşyaların son durumlarını. Sevgili arkadaşlarım Nevin ve Aylin gerek badana, boya ve tamirat işlerini üstlendiler. Ben ise evin bütün temizlik işlerini üstlendim ve biz Mucize Kadınlar ekibi olarak sizlere mucize bir ev hazırladık. Az sonra. Nevin hemen duvarlara sıva yapmaya başladı. Oldukça da iyi. Adeta ustalara taş çıkartıyor. Şimdi rulomuzu yukarıdan aşağı çok bastırmadan ve yamuk yumuk da yapmadan bu şekilde. Yani hanımlar için çok zevkli bir şey bu boya. Herkes elinde yapmıyor. Bak temizlik kısmını sevmiyorum yani. Ha. Evet. Tamam sen ona Esra'ya bak. Esra'nın iyisini yapıyor ya temizlikte. Evet. Esra'ya bakalım. Severek de yapayım ama değil mi? Yapıyor yapıyor. Mutfağı cillop yaptı yani. Görmek lazım ben görmedim daha. Sen öyle diyorsan. Peki Nevin bir şey diyeceğim. Söyle. Bu şu izler var ya, aha, bunlar geçecek mi? İkinci katta mı olacak? Evet evet ikinci, üçüncü de neyse işte Allah ne verdiyse gideceğiz bilmiyorum artık. Tamam. Baba. Şöyle yapsam bir sıkıntı olmaz herhalde. Ama düz yap yani yine de leke olmasın yani. Valla koç canımızı okur bak söyleyeyim sana. Ya evet çok korkuyorum ya. Ki ondan bu durumdan. Muhteşem kadın gibi yap, muhteşem olsun. Hadi kaçtım ben. Ya. Bitirmemiz lazım çabuk. Oldu tamam çabuk. Tamam hemen. Ama ben senin kadar hızlı değilim ki şimdi ne yapayım yani. Hızlı yapınca da olmuyor. Tamam. Çaktırmadan. Mardin kapı şenamur. Le 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 canım. Vay Nevin. Muhteşemsin. Değil mi? Evet. Her zaman kurutsun. Oh, oh kolay gelsin. Oh, kolaysa başına gelsin. Senin kadar yapamayacağım galiba. Ama bakalım yaparsın canım, öğrenirsin bir şeyler. Usta öğretti ya. Ay. Koç bize bunları öğretti biliyorsun 15 günlük eğitim. Öyle İşe ama yaradı galiba. Senin ha? Tecrüben de bir başka şimdi. Ayısın. Oh. Tertemiz olacak, her şey abi derdi için. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo. Çiçek gibi olacak, çiçek gibi. Bir mucize, bakayım bakayım. Bir mucize yaratacağız inşallah. Ha nasıl olmuş? Vallahi ellerine sağlık. Senin yaptığın yerler özellikle şey oldu, bayağı pürsüz güzel oldu. Ha. Evet. Bakayım. İşte öyle yaparız. Ellerine sağlık ya. Afiyet olsun. Al bir bakalım sen devam et ya. Ha? Diyorsun. Ha, sen devam et. Aha. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Evet, o zaman hazırlanıyoruz. Çünkü hocamız ne demişti? Eldivenlerimizi takıyoruz. Şapkamız doluyor. Şöyle eli yavaş bir kızım ne yapacağım? Hoppa. Tamam. Nevin. Söyle, bu da sana. Hayat gülerken ağlatır. Kopyacısın. Gönül gönülleri yıkar diye. Muhteşemsin ama bana söyle şimdi. Sen bu arada daha iyi. Aa, eyvah eyvah. Ne yapıyorsun? Eyvah eyvah. Kontrole geleyim dedim. Aferin i̇yi sana. Yaptım vallahi. Nevin'in üstünden işte ne kadar olursa. Biraz şuraları da boyayalım. Gel gel.
Esra, içerisini bıraktık sana aslında. Hadi canım, o kadar büyük olanı. Yok ya, ben senin kapının önüne gideyim. Ama ben bitirdim de, biraz şu şurası kaldı ya. Ha? Bakalım hoca ne diyecek ya. Oraları da yapalım. Sen içerisin, ben tek kat yaptım. Tek kat yaptım, öğrendiğim kadarıyla. Öğrendiğim bir şey. Devam et. Sanki böyle bırak. Boyalı şu evin, bir baksana ya. Alayım mı boyayı? İyidir ya, ha? İyidir. Tamam. İyidir gibi geliyor bana. İyi. Tamam. Koç en son söyleyecek zaten, oldu olmadı diye bakalım. Evet. Öğrendiklerimizi yapabilecek miyiz diye, Yıldız alalım. Tamam. Ben gidiyorum, diğer işlere bakıyorum. Sana kolay gelsin. Tamam, eyvallah. Esra nasıl gidiyor Esra? İyi gidiyor Allah'a şükür. Çalışıyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ama sanki fırçayı öyle tutmuyor muyduk? Ya ne bileyim işte, yapıyorum bir şeyler. Yani oluyor. Hadi şarkıyla atışıyoruz, sende yok mu? Hayatım damın üstünde, onun eyler. Oldu. Artık yani. Bir saniye, şurası sanki şey. Hijyen her şeyden önemli diyerek temizlik yapalım dedim. Temizlikten sonra eşyalar gelmeye başlayacak. Onları yerleştireceğiz bir kere. Evde temizlik fazla yapmadığımız belli oluyor aslında. Ama burada iş başa düşüyor. Her şeyi biz yapıyoruz. Biliyorsunuz ki Ahmet amca 30 yıldır yani o köhne evde tek başına yaşıyor. Sizce mobilyaları görünce, o evin boyanmış, pencereleri değişmiş halini görünce sizce ne hisseder? Ya çok sevinir. Ne hissedebilir ki yani? O kadın eli değmemiş ve üç tane kadının eli değiyor. Düşünsenize. Evet. Yani 30 yıldır hiç el değmemiş ama biz el değdiriyoruz falan böyle. Bir de hani bıdır bıdır çalışıyoruz içeride. Her şeyi yeniliyoruz. Hani bir erkeğin yapacağı işleri yapıyoruz biz aslında şu anda. Çok tepkisini merak ediyorum. Bir de öyle bir şey var. Ağlar mı, duygulanır mı, ne yapar? Bir kere çok sevinir. Çok şeker ya. Bir kere çok sevinir. Nice uzun ömürler versin Ahmet amcaya inşallah. Ne kadar değerli. Daha huzurlu, güzel olacak orada yaşayacak. Mutfağı da ben bir güzel temizlemiştim. Değil mi? Bakalım son halinin nasıl olacak. Çok yoruldum, her tarafım tutuldu ya. Sen neler yaptın? Neler, hangisini sayalım? Ben işte mobilyaların tamiratıyla ilgilendim. Bazı kurtarılabilecek eşyalar vardı. Çünkü hatırası da var ya. Evet, ondan da onlar bir kalsın dedim. Evet, zaten. Neyi de temizledik? Neydi o? Odada bir tane vitrin. Klasik vitrin. Ama canım çıktı yine. Onun içindeki şey toz fincan içinde. Ama dur, tozu bambaşka da fincanları, vazoları o kadar tatlı ki. Evet. Ve düzenli bir şekilde duruyor bir de. En son kahve yapıp içsek hep beraber. Çok güzel. Hep beraber. Yaşatsak aynı anda da yaşasak öyle. İnşallah. Tamam. Hadi bakalım. Kim yapacak kahveyi? Sen yaparsın artık. Ben çok güzel içerim. Sana alıştırma olaydı ya. Yok yeter. Yani. Temizlik evi tutma, ben daha fazla yapamayacağım. Yeter, çok tamam, güzel bir oldu. Şekilde yaparız artık. El tamam, birliğiyle. Tamam. Tamam, yok. Kahve olmadı, çay olur ya. Sallama çay olur mu? Ooo, iyice bekara bağladık. Bol fincanlar da içerisi hiç olmadı. O zaman öyle yapalım. Olay hatıralarına dokunmak olsun. Tamam. Çok o zaman kahveleri bitirdikten sonra kalkalım mı? Ya ben bir kahve daha içeceğim, ondan sonra kalkalım. Tamam. Çok yaramadı. Ondan sonra kalkalım. Tamam, sonra kalkalım o zaman. Tamam. Muhteşem Beykoz ve Boğaz manzarası eşliğinde kahveler içildi. Son detaylar ve yapılanlar konuşuldu. Mucize kadınlar bu yorgunluk kahvesini gerçekten hak ettiler. Şimdi sıra tabii ki işin en keyifli bölümü olan alışverişte.
İlk mağazaya hemen giriliyor. Kızlar koltuk takımlarını çok sevdi. Ahmet amcanın evi için en güzel ve en rahat kanepelere bakılıyor. Perdelerin hepsi birbirinden güzel. Karar vermek gerçekten çok zor. Esra sonunda güzel bir model buluyor. Ahmet amcanın evine bir de telefon lazım. Mucize kadınlar çok mutlu. Çünkü mağazada yok yok. Yataklar, koltuklar, kanepeler, biblolar. Hepsi birbirinden şık ve modern. Ama bu arada unutulmaması gereken çok önemli bir detay var. Tabii ki kızlar da bunun farkında. Eşyalar Ahmet amcanın evine ve büyüklüğüne uygun olmalı. Ayrıca gelmişken bir iki mağaza daha gezmek lazım. Ahmet amcanın dolabı içinde birazcık da alışveriş yaptık. Şimdi erzakları koyuyoruz efendim. Zeytinimizi, peynirimizi, her şeyimizi böyle efendim dolabımıza yerleştirelim. Reçellerimiz de var. Yerken bizleri düşünsün inşallah. Mucize kadınlar ekibini düşünsün diyorum. Bakalım burada mutfakta işimiz bitti. Şimdi diğer odaya geçiyorum. Haydi bakalım. Açılmıyor. Hop. Şöyle. Çok güzel oluyor. Tamam. Nasıl gidiyor? İyi iyi. Bakalım. İdare ediyoruz. Tamam. Yapıyoruz. Tamam. Abi buradan basmadan şöyle şeyi alıp gelelim. Televizyon tabii. Sehpasını getirelim. Tamam. Bunları bir ters yapmak lazım artık. Bayağı kalmış. Gel abi buraya koyacağız. Tamam. Ayakkabıyı çıkar. Bakayım. Tamam iyi. Şimdi televizyonu da bir getirseniz tabii. Muhteşem olacak. İyi bu ya. Bakalım öyle oturursa. Televizyonu da koyalım. Tamam abi. Şey vardı ya hani sizin orada. Siz ona bir bakın bazaya. Tabii. Onu yerleştirin. Bu burada güzel oldu. Şöyle. Nevi! Geldim ya. Kız Nevi! Geldim. Baksana bunu ters çevirmek lazım. Sonra şey yapmak için, bastırmak için. Otur. Ha, yani ağırsın sen bunu. Hayır canım. Ağır. Açarsın diye. Esra lan koy Esra. Bilmiyorum ki. Esra. İçeriye bir bakalım mı? He bakalım mı? Bakalım mı? Ya da şey. Dur. Nasıl yapıyor o temizliği? Sen onu sorsana bana.
Az çıkacaktım adam dedikodu. Fazla iyi yapamıyor ama. Hadi canım. Yapamıyor tabii canım. Ay, eyvah. Ben geçerim üstünden. Aha tamam. Sen üstüne geçince tabii şey yap. Güzel olacak canım. Tamam. Ben el attığım zaman güzel olacak. Bu belli ya. Her zaman. Tamam. Duymuyor değil mi? Yok. Canım. Hadi kalkalım. Hadi. Dur, gidiyoruz mu? Yoksa akşama kadar oturacağız. Hadi. Çok işimiz var. Ahmet amca. Hoppa. Evet. Koltuklarımız, tekli koltuklarımız da geliyor. Merhabalar. Nasılsınız? Şöyle koyalım. Ben diyorum ki acaba şunu buraya mı alsak daha iyi olur? Hadi gelin bir değiştirelim. Şöyle alalım teklileri şimdilik. Tamam, okey. Yordum sizi ama evet, tamam. Ben bir ucunu tutayım bunun. Tabii. Sanki daha iyi olacak gibi. Tabii. Şöyle çevirelim. Sağır değil mi buraya? Sağır. Şöyle bak, böyle yaparsak oturuyorum. Tekliklerimizi de şöyle koyarsa birini şu köşeye, birini bu köşeye koyduk mu? Aynen öyle. Birini de böyle. Yani bir şeyler yaparız. Şöyle biraz çeviririm. Şöyle işte bir şeyler yaparız artık. Onu da öyle çeviririz. Bak böyle daha güzel oldu değil mi? Evet. Daha rahat. Hop hadi gel otur bakayım. Gel sen de otur. Çok teşekkür ederim efendim. Ellerinize sağlık. Canlarım benim, ciğerlerim. Hadi bakalım. Ben Erden Çetinkaya. Beykoz Orta Şişme Mahallesi'nde oturmaktayız. Ahmet abimizin evi birazcık yıpranmıştı. Ve yıpranmaktan ileri harabaya dönmüştü. Biz mahalleli olarak mucize kadınları aradık ve başvurumuzu kabul ettiler. Geldiler, baktılar, tekrardan bizi aradılar, talip oldular. Ve aynı şekilde dediğim gibi Ahmet abimin evini baştan aşağıya yenilemeye çalıştılar. Ve biz de mahalleli olarak sık sık ziyaretlerini ettik. Ve boyalarını, sıvalarını, her şeyine varana kadar eşyaları dahil içinde getirdiler. Biz mucize kadınlara çok çok mahalleli olarak teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi tülümüzü takıyoruz. Burada böyle ay vallahi bittim, yemin ediyorum ki bittim. Ay. Evet. Oldu galiba. Şimdi merdivenimizi de alalım şöyle köşeye. Galiba gayet güzel oldu gibi geldi bana. Şöyle biraz daha çekelim. Oh be! Şimdi tülleri bitirdim. Yan odaya geçiyorum. Bakalım kızlar da beğenecek mi? Haydi bakalım. Tamam. Bunun altı zaten düz. Şurasını da düzelttik mi? Bir dakika. Bir saniye. Tamam. Şöyle açalım şu altında. Ne bileyim ben senin kadar hızlı değilim. dur. Buraya şey olmuş. Bir saniye. Perde benden sorulur değil mi? Takardı. Şurada çok güzel olmadı yani mı ama ya? Evet, ara. Açıyor yani. Şöyle yapayım. Evet. Ben düzelttikçe. Arada karışıyor çünkü. En son takarken onu şey yaparız ya, düzeltiriz. Şurası karışık biraz. Tamam. Ay, balık ağ gibi ha, değil mi? Şekerim, benim beğendiklerimi beğenmedin, seçerken düşünseydin. Ama şey, kombinime uyuyor diye ben bunu seçtim bir kere. Renk gelsin Allah'ım, içeriye dur diye. Baksana ne kadar. Kavga da söylenmez. Allah'ım, neler ya oluyor burada? Oldu mu? Çeksin biraz. Oldu. Böyle oturalım, biraz çekelim onu. Ya. Güneşli de çekelim. Çekmeyelim ya, güneşlik kalsın. Ha? Çok güzel kalsın olmadı mı? Biraz çeksene bak bu tarafa, şundan şey kaldı bak. Evet sevgili izleyiciler, şimdi de Ahmet amcanın mutfağındayız. Perdelerini takıyorum. Bakalım nasıl olacak? Vallahi ben Ahmet amca kadar heyecanlıyım açıkçası. Esra! Kim bana Esra diyor? Hadi bakalım. Ölçülerine göre aldık perdeyi de şöyle. Nasıl oldu? Gayet güzel oldu. Boyunu da tutturmuşuz. Evet. Çamaşır makinemiz de efendim buraya geldi. Şimdi bakalım diğer kızlar ne yapıyor? Diğer odalara gidelim bakalım.
Evet kızlar, geldik maceramızın sonuna. Ahmet amcacığım, nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi nasıl hissedeyim, çok mutluyum. Çünkü Beykoz benim doğup büyüdüğüm yer. Çocukluğum burada geçti. Evet. Komşularımla çok iyi diyaloglarım oldu. Sağ olsun komşularım da sizleri aramışlar. Evet. Size haber vermişler. Buraya kadar sizi zahmet ettirmişler. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? 30 yıldır kadın eli değmeyen bir evde oturuyorum. Sizin sayenizde burası yaşanır bir hale geldi. Bu beni çok mutlu ettiniz. Ne demek? Bizim görevimiz bu. Umarım sen de burada mutlu ve mesut bundan sonraki geri kalan hayatında yaşarsın diye temenni ediyorum. Teşekkür Seni ediyorum. Mutlu gördüysek ne mutlu bizlere değil Aynen. mi? Aynen. Sizlere de bana bu mutlu anı yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Güle güle otur. Biz çok güle teşekkür güle ederiz. Ahmet amcacığım güle güle otur. Keyifle, İnşallah. Huzurla evet. İnşallah. Beğendiysen ne mutlu bize. Şimdi bir hatıra istemiştim Ahmet abiden küçük de olsa. Gerçekten manevi değeri çok büyük bir hatıra bu benim için. Ahmet abinin hayatında da öyleymiş. Çok teşekkür ediyorum. Buradan küçük bir şey okumak istiyorum. Olur mu? Olur tabii. Çok küçük. Bize sunulmuş bir yaşam var. Sorumlulukları, zorlukları da olsa yaşamak güzel şey. Onu daha güzel yaşamak da elimizde biraz. Çok kuralcı olmayın. Kuralları tümüyle de çiğneyip geçmeyin. Kesinlikle. Diyorum. Günün anlam ve önem konuşmasını yaparak. İstersen kitabı da bir gösterelim. Tabii. Suna Tanaltay'ın Sevdikçe kitabı. Buradan Ahmet amcanın sana hediyesi herhalde. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Okudun mu bunu? Bitirdin mi sen? Eminse. Ona göre çünkü ben böyle içim gidiyor. Ne hediye ediyorlar okudum mu okumadım mı diye. O zaman hadi hayrını gör diyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bize hediyeniz için. Bir de gidin oturun. Sağ olun, var olun. Tekrar ayaklarınıza, ellerinize sağlık. Sevgili izleyiciler, böyle bir güzel günün daha sonuna geldik. Sevgili Ahmet amcayı mutlu edebildiysek ne mutlu bana kendim adına. Bizler Mucize Kadın ekibi olarak efendim daha nice evleri dekore edeceğiz, süsleyeceğiz, nice hayatları mutlu edeceğiz sevgili izleyiciler. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mucize Kadınlar ekibi olarak 3 günde mucize yaratmaya geldik ve Ahmet amcanın evinde gerçekten büyük değişiklikler yaptık. Özet olarak neler yaptığımızı söylemem gerekirse duvarları değiştirdik, yeni eşyalar aldık, perdeler değişti. Ya evine kadın eli değdi ve çok güzelleşti, yaşanılacak hale geldi. Ahmet amcanın içine sindi, bizim de içimize sindi. Güle güle otursun diyorum. Sevgili Ahmet amcanın evine ilk geldiğimizde açıkçası biraz kendi adıma gözüm korktu. Yapılması gerekenleri görünce. Zordu, yorucuydu fakat aldığımız eğitimler sayesinde de gayet kolaylıkla üstesinden geldik. Kolaylıkla, yani duygusal anlamda kolaydı evet ama fiziksel olarak biraz zorlandık. Eşyaları onun daha rahat kullanabileceği, keyif alabileceği, onun konforuna daha yakın olabilecek tarzda seçmeye çalışırken ufak tefek zorluklar yaşadık. Renkler çok önemliydi evle alakalı. Ama mucize kadınlar, üç kadın kafa kafaya verip olabildiğince Ahmet abi için bir şeyler yapmaya çalıştık. Neticede de Ahmet amcanın mutluluğu her şeye değdi. Bizim için gerçekten gurur verici ve çok keyifli bir çalışmaydı. Bunun için çok teşekkür ediyorum mucize kadınlara. Evet Ahmet Bey. Nasıl değişiklik hoşunuza gitti mi? Evet. Yani bu değişikliği gerçekten ben de beklemiyordum. Ama bizim mucize kadınlar ismi üstünde mucize. Çok güzel şeyler yapmışlar burada. Umarım mutlu olursunuz. İnşallah. Elimizden gelen bu. Ama zaman içerisinde eğer herhangi bir şey olursa, bir eksiklik falan olursa telefonumuzu biliyorsunuz. Evet. Mucize kadınlar anında yanınızda olacaktır. Bundan emin olun ki. Teşekkür ederim. Peki. Görüşmek üzere. Size iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın.
Evet. Mucize kadınlar mucizeler yaratmışlar. E tabi koç ben olunca ve almış oldukları eğitim sonucu işte siz de gördünüz evi ne hale getirdiler. Çalışınca oluyor. Elemanlarımdan çok memnunum. Ben hiç başta ummuyordum gerçi burayı başaracaklarından ama yani pes. Ben bile şaşırdım çünkü sıva yaptılar, boya yaptılar, mobilyaları aldılar, getirdiler, yerleştirdiler. Ya dedim ya işin başında bunlar mucize kadınlar. Siz mucize kadınlara güvenin, bizi takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.